بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برمثلمان دغن مشايلة ديبتر، السلام عليكم. نماذن ثم دغاد لغدن ده سنة لايك ناهل دلغت ملدي بصوراتر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نماذن سمرة يعني سلام برن مذن سمرة أتشذك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ديما لي وإذنا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ديما لي. دليلي صحيح مسلم ذا ثوبان رضي الله عنه شيء لديا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Açanna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıp bolonno üç gezek estağfirullah 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 diyerdi ve izinnen Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarek ve yâzıl celal vel ikram diyerdi diye. Bukhari Müslim'de Mughiret ibn-i Şübe radiyallahu anh şeyle diye Açanna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıp bolonno لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ديار دي. صحيح مسلم دا أبو هريرة رضي الله عنه طرفنا الخبر برلن حديثنا في خمر صلى الله عليه وسلم ديا من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. في غمر صلى الله عليه وسلم ديه kim namazın sonunda 33 kez subhanallah diyse ve 33 kez elhamdülillah diyse ve 33 kez Allahu ekber diyse 99 olur ve 100. la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir diyse denizin köpükleri yal günahlar bolsa da bağışlanır deyip aydı. Denizin köpükleri yalı olsa da bağışlanır diyen Müslüman da onlar keçi günahları değişli. Keçi günahları değişli. Ulu günahlar için ne mi? Tavu şart. Demek ne mi Müslüman da onlar tertip boyunca birinci aydın mı aitmeli? Şöyle estağfirullah sonra izin nakini okumalı. Ondan sonra Mughiret ibn-i Şu'be radiyallahu anh'ın haber veren ikinci dileğini okumalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çünkü okarken. Ondan sonra 33 yedekten tesbihlerimiz, zikirlerimiz sana bunun ahirine aydılmalı, yankı dileğimizi aytmalı. Ve tesbih sanamızda Müslüman doğanlar 33 yedekten sağ elimizin parmakları bilen, parmaklarımızın boğunları bilen sanamaklık has hayırlıdır, has sogaplıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tesbihleri, zikirleri sananına sağ elinin parmakları bilen sananına hadiste aydılıyor. Misal için Ebu Davud'da Abdullah bin Amr radiyallahu anh şöyle diye Ra'ytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yaqidu tesbih fi ziyade bi yemini. Diye Abdullah bin Amr radiyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi parmakları bilen tesbih sananını gördüm diye. Bu hadisin ziyadesinde yani gelen başka koşmuş rivayetinde sağ eli bilen deyip ay diye. Demek namıken Müslümanlar onlar tesbihatımızı sağ elimizden sana maklığımız has hayırlı has sahaplı. Bir diyeyim ben mümkün muancık tesbihler ullansak bolyami. Muancık tesbihler ullansak bolyami Müslümanlar hiç il günahkarçılık yok. Ama bilmeli muancık tesbihler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabeler devrinde yoktu. Peygamberimiz ve sahabeler muancık tesbihler şu günümüzden aramızda görüyen tesbihlerimiz ullanmayadılar. Müslümanların içinde has sonradan peyda oluyor. Ve esası bilmelidat şu tesbihleri kullanmak İslam'ın emri değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti değil, ve sünnet değil, müstahap değil. Ne ama? Kullanmak bol ya mı bol ya? Ursat berliptir. Ama yürüyü de onu kullanmak ile
ayrı bir soğap ya bir zat yok. Hayırlısı Müslüman da onlar elin bilen sağ elin barmaklarla sanamak. Sağ elin barmaklarla sanamaklığın bir hikmeti ve peydalarından biri, birini bize başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle haber veriyor. Tirmizi'de Ebu Davud'da gelen hadisinde sahabe denen Yüseyret ibn binti Yasir radiyallahu anha şöyle diye قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتحليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات بأيديه في أمر صلى الله عليه وسلم بذا أيت ديا ذنان صحابة قرن بريه بخديثي تسبيحي تحليلي تقديسي الله تعالى ذكر أتماع تشلايما بارمق لنظ بلن تسبيح ثانان ديا ذكر ثانان ذا بارمق لنظ بلن Tesbih thanan, çünkü kıyametun olur, hasabı çekilirler ve gürlüdülürler diye. Yani neyme barmaklar şayet bolcuk, tesbih çekti, zikir etti deyip neyme. Bu hikmetlerinden birem neyme, Müslüman da onlar elimizle sanamak, has hayırlı, has tokaplı. Tesbih ullanmak isteyenem ullanıp bilir. Demek neyme ki Müslüman da onlar namazdan son, salam verenimizden son, tertip boyunca yan kaydışımızı alakka zikirleri aitmeli. Ondan sonra İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kursi'ni okumakluk müstehab. Ebu Davud'da Ukbet ibn Amr radıyallahu anh diye emrini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en akra'a bil muavvizat dubra kulli salat ve hiye suratul ikhlas vel felak vel nas diye sahabe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana her namazın ahirinde ikhlas yani kul hallat ruhunu felak ve nas surelerini okumakluğu buyurdu diye. Demek ne ama tesbihatımız kusurumuzdan sonra İzinden İhlas Felak Nas suresini okumak ukab bilers. Ayetül Kürsi okumaklığın delili İmam Nesai Sünenül Kubrasında getiriyor. Sahabe Ebi Umama El-Bahli radiyallahu anh haber veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye. Men kara'a ayetül kürsi fi dubri kulli salatin mektubatin lem yemna'hu min duhulil cenneti illa en yemut. Diye Peygamberimiz kim her farz namazın ahirine ayetül kürsiyini okusa onun cennete girmeğine ölümden başka pasiyelçilik yoktur diye. Yani bir kişi imanlı olsa, tevhidli olsa, farzlarını berca edip, haramdan kaçıp, şeriatı vura, dini vura yaşap yorun olsa, o şu hadise de amel etse ve imanlı olup dünyadan ötse, şu eden ameli, şunun neyme? Cennete girmeğine sebep olacaktır deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ay diye. Yani ölü mü cennete girer deyip ay diye. Yani esası şular Müslüman doğanlar. Kıskaçılarını ve meşhurlarını sizinle paylaştım. Şuları öğrensek, yağ tutsak. Buna şu dersten dinlemem yağ tutup bilirsiniz. Sonra öğrenecek, sonra yağ tutacak diyenler sesli görünüşte şu doğalan hepsi diyeni alak var. İnternetten tanış bilişiniz, Arapça bilenlere haş etseniz, telefonunuzu indirip dinlep yatısı bilersiniz. Yani Arapça okap bilemok diyenler dinlep yatısın. Çünkü öyle bir harflerle yatsan doğru olmuyor. Dinlep yatısınlar. Koşmaça has köprak öğrenecek diyenler Hisnül Muslim deyip kitap var. Play Store'larda, Play Market'larda var. PDF formatında var. Hem edilir, öğrenci, tercüme edilir. Şunu alıp şu taydan okap bilersiniz. Bunlar hepsi değil. Bunlardan başka da sünnette gelen namazdan sonra okulmalı dua dilekler var. O esasları yankı değişimler şular. Ve yine şu mesela değişli Müslüman doğanlar bellet geçmeli kâvır bellikler var. Şulara hükman dikkat etmeli. Birincisi Müslüman doğanlar şul aydılan zikirler farz namazdan sonra aydılmalı. Köp yerlerde ve köp yurtlarda farz okuluyor. Son sünnet okuluyor. En sonundan şu zikirler aydılıyor. Yani şu bir sünneti ters yoruldu. Neyem etmeli? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruna ne hilek bulundur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruna, misal için öğle namazından misal versek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazın sünnetin öğününe kılıp gelerekken, mescide geliyor, adan aydırlıyor, kâmet aydırlıyor, farz namaz kılınıyor. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzün cemaati uğrup otururken ve her kim öğle tesbihini öğle ederekken, zikirlerini, şu aitmeli dua dileklerini öğle ederekken, ve namazın ahirine, farz namazın ahirine şular aydılıptır. Ondan sonra zikirler, tesbihatlar kutarından sonra turup giderken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son sünnetini hem neyem öğününe kılarken. Demek neyem eken Müslüman da onlar şul
aydılmalı, zikirler, tesbihatlar farz namazdan son aytmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dövrünü bolsaduk biz, hadislerde bir haber verir şey alak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farz namazından sonra şu zatları, zikirleri aydardı. Sahabeler hem farz namazdan sonra şu zikirleri, dua adlıları aydarlardı. Buna yani ıns vermeli Müslüman doğanlar, yerine ütkötmeli değil. Bir deyme mümkün ben bunlar farz namazdan sonra aysam, sünnetten sonra neyme deyme? Sünnetten sonra Müslüman doğanlar üç kadar estağfirullah, 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 Allahümme enteselam ve minkeselam, tebarek teyadil celal vel ikram deysek tamam oluyor. Kalan dilevlerinin hemmesi neyme? Doğaların hemmesi farzdan sonra aydılmalı. İkinci bellik Müslüman doğanlar, şul doğa dilevleri her kimin öğüde aytmalı. İmam öz başına aitmeli, azancı öz başına, cemaat öz başına. Her kim oturup yeke yekeden öz başına aitmeli. Ya olmasa kâbir mescitlerde edilişi yalak, şumal azancının ağzına serede oturuyorlar. Azancı subhanallah deyse cemaat başlıyor. Azancı elhamdülillah deyse son. Yani şundan bir buyruğu var aşıya. Şol diye ondan cemaat başlıyor. Tabi ondan doğa dilerler, şul okulmalı doğa dilerler hem ya imam okat veriyor ya azancı okat veriyor. Şu da sünnetin tersi Müslüman doğunlar. Her kimin özü öğrenip, özü okumalı. Azancı okusa özü sevap kazanıyor, sana sevap yok. İmam okusa da özü sevap kazanıyor, sana sevap yok. Köp bir yerde ay cemaat bilmeye diye de azancı kovulup ıslap özü ay diye ses bilen taşından okuya, ya imam özü ay diper ya şey diper ama ay gün yıllar geçip dur cemaat öğrenmeli römeydin ok. Değil mi? 33 kadarken tesbihatın sana yalar. İzinden yine bir tane kısa doğa bilyen bolsa ay diye bolmuş onunla ne mi? Her kim turp bir diye. Doğrusu neyme Müslüman doğunlar, her kim öz başına şu dağıtları aitmeli ve azan için sana Subhanallah diyene karışmalı değil. Sen özün, namazında salamın verdin mi, şu dilekleri tertip boyunca aitip başlamalı, namazın sonunda neyme dileğin olsa özün dileğini etmeli, doğa dileğini etmeli. Sonra neyme Müslüman doğunlar, sünnetin kılıp neyme yoluna devam etmeli. Bu da neyme ikinci üns vermeli zat Müslüman doğunlar. Üçüncü Müslüman doğanlar ıns vermeliler. Bu da imamlara değişli yanım aittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle namaz kılarına selam verip yüzünü cemaati övürüp otururken imam olan kişiye farz namazı selam verenden sonra yüzünü cemaati övürüp oturmalı. Ondan şu tesbihatı, zikirleri öz başına devam etmeli, devam etmeli. Ve Müslüman doğanlar namazdan sonra şu zikirleri, şu dua dileleri aitmaklığın hükmü müstehap. Yani ne mi demek? Aysan, şu zikirleri okusan, sokak kazanayan, terk etsen, günah kazanmayan. Ama Müslüman doğanlar elimizden geldiğinden okumaya çalışmalı. Ha terk etsen günahsı yok, kendini ipneme taşlayacak olmalı değil. Çünkü bir kaptalımızda nefsimiz var, bir kaptalımızda şeytanımız var. Bizi neyme hayırdan, sokaktan al kalacak oluyorlar. Şunun için şu dağıtları biz taşlamalı değil, başarımızdan amel etmeli şunlara. Çünkü öğrenip başlasan terk etmektir. Sonra ay yıl gün çekip geçiveriyor. Şunun için ne Müslüman da onlar ay terk etsem günahı yok, o kendi arkayın bulmalı değil. Önümüzde ölüm var. Kabirde kıyamet günü zerre yalacak, soğa ve meteş bulacak günlerimiz var Müslüman da onlar. Şol sebeple hiçbir soğa ve pes karamalı değil. Beter ne ama ahmiyet vermeli. Şol kıyamet günü Subhanallah, Elhamdülillah diyenimiz için, yani okan ayet-i kursiyemiz için, felak naslarımız için, parmaklarımızdan sanan tesbihlerimiz, şunlar bize şayet olacak, bize neyme yüzaklık, nur olacak, amel olacak, yenilecek amel ödem oturan yerimizden bitip dur. Şunun için neyme Müslüman doğanlar, hükman şu zikirlere ehmiyet verelim, yani kardeşim alakka bulara koşmaça öğrenecek diyenlere salatın beren kitabımdan alıp, okap, öğrenip bilirler. Elhamdülillah Rabbil Alemin.